Merhaba arkadaşlar. Hayal edin ki 75 yaşındasınız. O zamanın 75 yaşınızdaki siz hayatınıza nasıl bakardınız? Kariyerinize, katkılarınıza, deneyip yanılmalarınıza, bütün ömrünüze nasıl dönüp bakardınız? Bunu düşünmenizi istiyorum. 75 yaşınızdaki siz artık yani ölüme yaklaşmışsınız. Bir manada ya da işte artık emekli olmuşsunuz. Belki dünyayı geziyorsunuz, ne yapıyorsanız artık. Geriye dönüp baktığınızda ömrünüze, hayatınıza, kariyerinize nasıl düşüneceksiniz? Yani acaba böyle hani iyi ki bu böyle bir hayatı yaşadım diyebileceğiniz bir hayatı yaşamış olacak mısınız? İyi ki bu kadar çok işte eser verdim, bu kadar çok denedim, yanıldım, maceralara atıldım. İyi ki şu kitabı yazdım, iyi ki şu içerikleri ürettim, iyi ki daha fazla kendimi sanata verdim, iyi ki bir sanatçı olarak kendimi yetiştirdim, iyi ki bir işte girişimci olarak kendimi yetiştirdim, iyi ki sevdiğim şeylerin peşinden gittim, iyi ki bol bol ürettim, iyi ki gönlümden geldiği gibi yaşadım. İyi ki kimsenin ne dediğine bakmadım. İyi ki benim hakkımda ne konuştuklarını falan çok takmadım yani. İyi ki kalbimden, gönlümden geçen hayatı yaşadım. Dolu dolu yaşadım. Her nefesimi dolu dolu yaşadım diyebiliyor musunuz? 75 yaşınızdaki siz. Yani bu güzel bir egzersiz. Oturun arkadaşlar, bir defterinizi alın. Bu defterinize bir mektup yazın. 75 yaşınızdaki siz, günümüzdeki size bir mektup yazıyorsunuz. Yani 75 yaşınızdaki sizden günümüzdeki yaşınızdaki size bir mektup yazacaksınız. Sevgili adınızı koyun. Ve 75 yaşınızdaki siz şu anki size ne tür tavsiyelerde bulunur? Hayat tecrübesiyle ve hani şu anki halinize neler söylerdi? Acaba neler önemli hayatınızda? Gerçekten önemli olan kısımlar neler gerçekten bu hayatınızda? Ve önemli olmayan, çok böyle kafaya taktığınız neler var? Şimdi 75 yaşındaki siz muhtemelen böyle geriye dönüp baktığınızda diyecek ki ya keşke bu kadar böyle endişe etmeseydim. Ya keşke bu kadar böyle rutin, bürokrasiyle iş hayatının işte şeylerinde bu kadar dertlenmeseydim yani. Bu kadar ömrümü tüketmeseydim. Şirket politikalarıyla bilmem işte şunun bunun demesiyle sevmediğim işleri yapmaya kendimi keşke zorlamasaydım. Keşke işte dünyayı dolaşıp 30 ülke falan daha gezseydim diyeceksiniz belki. Keşke hobilerime daha fazla zaman ayırsaydım. Belki bir enstrüman öğrenseydim, dil öğrenseydim. Daha işte kendi romanımı yazsaydım. Kendi internetten yazılarımı yazsaydım, kendi katkılarımı dünyaya yapsaydım. Keşke, keşke, keşke dediğiniz neler olacak yani. O keşkeleri dememek için şimdiden harekete geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Öyle dolu dolu yaşayın ki 75 yaşınıza geldiğinizde mutmain olun ve geriye dönüp baktığınızda deyin ki ya hakikaten ideal böyle en güzel hayatı yaşadım yani. Ve o zaman şöyle düşünüyor insan. Hani böyle başarısız oldun diyelim. Defalarca denedin. 75 yaşındaki sen geriye dönüp baktığında ya başarısızlıklarını hatırlamayacaksın ki. Ya iyi ki denemişim. Onlar da bir öğrenmenin parçasıydı diye düşünüyor. Ya mesela şu anda yeni bir girişime başlarken işte mesela kitap yazmak ya da işte beste yapmak, İşte dans etmek, neyse bizi korkutacak hamlelerden bahsediyorum. Girişim kurmak, kendi girişimizi, şirketinizi kurmak, internette içerik üretmek. Bunlar başta böyle insanı gayet çok ürküten şeyler. Ya başarısız olursam, ya rezil olursam, ya beni kimse okumazsa, ya beni kimse takip etmezse, ya beni işte ya hiçbir şey yapamazsam. Böyle sürekli kafamızda 1000 tane ses eleştiriyor, korkutuyor sizi. Halbuki 75 yaşınızdaki siz diyor ki size ya bak hayatta bir kere gelmişsin. Elinden ne geliyorsa deneyeceksin yani. Denedin olmadı. O da yanına kâr kalır. Tecrübedir yani. Ne olacak? Ne var yani? Hani bir şeyi daha dene yani.
O da bir macera senin için, bir öğrenme yolculuğu en kötü. Ve hani gerekirse 100 defa, 100 defa başarısız ol, 1000 defa başarısız ol. Geriye dönüp baktığında o 1000 defa denemenin bir acısı kalmayacak zaten yani. Onların hepsini bir öğrenme, tatlı tatlı problemler olarak hatırlayacaksın. O problemleri iyi ki çözmüşüm diyeceksin ileride. Yani 100 kere denemeseydin, 1000 kere denemeseydin çok büyük dünya çapında başarın olmayacaktı belki. Dünya çapında katkın olmayacaktı. Dolayısıyla bizi bu zincirlerimizden kurtaracak olan şey böyle gerçekten ben hani 20 sene sonra, 30 sene sonra nerede olmak istiyorum? Oradan hayal edip kendimizi geriye doğru hani her gün yeniden üretmemiz gerekiyor. Her gün yeniden kendimizi inşa etmemiz gerekiyor. Varmak istediğim yer bu. O zaman her gün buraya doğru bir ufak da olsa bir adım atmalıyım. Riskleri falan kendimi korkutamam yani. Düşünmemeliyim o kadar. Deli cesaretiyle sen bir atla, başla, bir yerden gir. Devamı gelir ya. Yani çok da güzel olur yani. Bunun hepsi bir öğrenme yolculuğunun parçası, hayat yolculuğunun parçası, acısıyla, tatlısıyla, başarılarla, başarısızlıklarla hepsi bir öğrenme yolculuğunun parçası. Dolayısıyla aslında bizim asıl yani pişman olacağımız şeyler denemediğimiz şeyler olacak 75 yaşında. Keşke işte gençliğimde şunları deneseydim ya da orta yaşımda şunları deneseydim dediğimiz şeyler asıl bizim pişmanlıklarımız olacak. Yani hiçbir zaman şöyle demeyeceğiz. İşte keşke hani girişimciliğe hiç atılmasaydım ya da işte şunu hiç denemeseydim falan. Yok, iyi ki denemişim, bir şeyler öğrendim diyeceğiz yani. Dolayısıyla kendimizi, sınırlarımızı zorlayıp çılgınca atılım yapacağımız her hamle bize öğrenme olarak geri dönecek zaten. Başarısız dahi olsanız çok güzel bir hayat tecrübesi kazanacaksınız arkadaşlar. Dolayısıyla pişman olacağınız şeyler deneyip yanıldığınız şeyler olmayacak. Pişman olacağınız şeyler hiç denemediğiniz, hiç denemeyeceğiniz, içinizde ukde kalan şeyler olacak arkadaşlar. 75 yaşında mesela hayal edin, deyin ki şöyle diyorsun 75 yaşında, ya keşke daha fazla şeyi tecrübe etseydim. Şunu da deneseydim. Daha fazla işte kendi kreatif yönüme, sanatçı yönüme yatırım yapsaydım. Daha çok sevdiğim hobilerime zaman ayırsaydım, daha çok aileme zaman ayırsaydım, sevdiklerime daha fazla zaman ayırsaydım keşke. Keşke hayatı daha doya doya yaşasaydım. Tabiatta işte bir nehre kayıkla falan gitseydim, dünyayı bir dolaşsaydım, bungee jumping yapsaydım, ne bileyim işte dans etseydim, işte çiçekler toplasaydım, tabiatta çimenlerde koşsaydım, hani sağlığım yerindeyken şunları da yapsaydım filan. Hareket etseydim sürekli. Sağlıklı beslenseydim keşke. Keşke işte yani sevdiklerimle daha huzurlu bir zaman geçirseydim. Kafaya bu kadar problemleri takmasaydım filan. Böyle diyeceğiz yani. Keşkelerimiz böyle olacak arkadaşlar. Onun için keşke dememek için böyle o vizyonu şimdiden ortaya koyup günlük tutup vizyonum bu. Ben buraya varmak istiyorum. Her günde adım 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 bunu tamamlayacağım diyebilmek gerekiyor arkadaşlar. Teşekkür ederim.